Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem doyurucu hem çok lezzetli, harika bir yöresel çorba. Topal tavuk haşı tarifini paylaşmak istiyorum. Bir adet kalçalı tavuk butu güzelce yıkayıp tencereye alalım. Yaklaşık 500 gram kadar geldi. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ve üzerini geçecek kadar su ekleyip tavuk yumuşayana kadar haşlanmaya bırakalım. Haşlanan tavuğu bir kenara alıp soğumaya bırakalım. Tavuk suyunu da bir kenara alıp çorbamızda kullanmak üzere bekletelim. Tavuğu deri ve kemiğinden ayıralım. Ve tavuk etini dilediğimiz büyüklükte didikleyelim. Daha sonra çorbaya eklemek üzere bir kenarda bekletelim. Çorbanın hamuru için 2 adet yumurtayı yoğurma kabına alalım. Üzerine yarım su bardağı su, 1 çay kaşığı kadar tuz ekleyip karıştıralım. Öncelikle 2 su bardağı un ekledim. Daha sonra gerektiği kadar azar azar ekleyeceğim. Hamuru yoğurmaya başlayalım. Unumuzu azar azar ilave ederek yoğurmaya devam edelim. Hamurumuz aynen mantı hamuru gibi olmalı. Sert kıvamlı bir hamur olacak. Ve hamurumuzu çok iyi yoğurmamız gerekli. Kıvamı gördüğünüz gibi. Toplamda 3 su bardağı artı 1 dolu yemek kaşığı un kullandım ben. Ben makinede yoğurduğum için iyice yoğurdum. Sizler elinizle yoğuracaksanız, hamur toparlandıktan sonra tezgahın üzerine alıp birkaç dakika kadar videoda gördüğünüz gibi yoğurmanız gerekli. Daha sonra hamurun üzerine biraz un serptim. Rastgele birkaç parçaya bölelim. Biraz elimizle, biraz tezgahın üzerinde yuvarlayarak uzun şeritler haline getirelim. Yaptığımız şeritleri mümkün olduğu kadar ince yapmaya çalışalım. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi bıçakla ince parçalar halinde keselim ve tezgahın üzerine biraz un serperek kestiğimiz parçaları üzerine alalım. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi elimizi una batırarak hamurların orta kısmına biraz bastıralım ve üzerlerine bolca un serpelim ki birbirlerine yapışmasın.
Şeritleri yaparken mümkün olduğu kadar ince yapalım ve ince ince keselim ki daha sonra hamurlar çorbanın içerisinde piştiğinde daha da büyüyecekler çünkü. Bu yüzden küçük yapmaya çalışalım. Ve yine üzerlerine un serperek üzerlerine bastıralım. Videoda da gördüğünüz gibi yapımı çok pratik. Dakikalar içinde bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Çok fazla vaktinizi alan bir çorba değil. Ve tüm hamurları hazırladıktan sonra üzerine bolca un serptim birbirlerine yapışmamaları için. Güzelce karıştırıp tezgahın üzerinde bekletelim. Ve bu sırada çorbamızın suyunu hazırlayalım. Tencereye 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 1 adet büyük boy incecik doğranmış kuru soğanı ekleyelim. Soğan biraz yumuşayana kadar birkaç dakika kadar kavuralım. Daha sonra üzerine 1 dolu yemek kaşığı biber, 1 dolu yemek kaşığı domates salçası ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim. Daha sonra bir dolu tatlı kaşığı kuru nane ekleyip birkaç saniye kadar kavuralım. Ve üzerine ayırdığımız tavuk suyunu ekleyelim. Ve güzelce karıştıralım. Tavuk suyunun miktarı az geldiği için üzerine yaklaşık 1 litre kadar da normal su ekledim. Tencerede toplamda 1,5-2 litre kadar su olmalı. Daha önce tavuğa tuz eklediğim için 1 çay kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar pul biber, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Sizler de tuz ve baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Çorbamızın suyu kaynamaya başladıktan sonra hamurlarımızın fazla ununu mümkün olduğu kadar sirkeleyerek tabağa alalım. Kaynayan çorba suyunun üzerine hamurları ekleyelim. Ve güzelce karıştıralım ki hamurlar birbirine yapışmasın. Daha sonra kızağa yakın orta ateşte 8-10 dakika kadar ara ara karıştırarak pişmeye bırakalım. Gördüğünüz gibi hamurlar piştiğinde zaten yüzeye doğru çıkıyorlar. Üzerine didiklediğimiz tavuğu ekleyelim. Bu aşamada çorbamızın suyunu kendi damak zevkimize göre ayarlayalım.
Ben biraz daha sıcak su ekledim. 1-5 dakika kadar da tavukla birlikte kısık ateşte pişmeye bırakalım. Ben daha sonra ocaktan aldım. Sizler de hamurlar pişip dilediğiniz kıvama geldiyse ocaktan alabilirsiniz. Çok lezzetli olan çorbamızı sıcak sıcak servis edelim. Benim sürekli yapacağım çorbalardan biri oldu. Eminim ki sizler de bir kez denediğinizde sizlerin de sürekli yapacağı çorbalardan biri olacak. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğenip ve yorumlarınızla ve videomun daha çok kişiye ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için ve destekleriniz için teşekkürler.